11. yüzyılın başlarında Balasagun'da doğmuş olan Yusuf Has Hacip asil bir aileye mensuptur. Balasagun'da yazmaya başladığı Kutalgı Bilik, Mutluluk Bilgisi adlı yapıtını 1069 yılında Kaşgar'da tamamlayarak Karahanlı Hakanlarından Ebu Ali Hasan İbn Süleyman Arslan Hakan'a sunmuştur. Kutadgu Bilik, her iki dünyada da mutluluğa kavuşmak için gidilmesi gereken yolu göstermek maksadıyla yazılmıştır. Yusuf Has Hacip'e göre öteki dünyayı kazanmak için bu dünyadan el etek çekerek yalnızca ibadetle vakit geçirmek doğru değildir. Çünkü böyle bir insanın ne kendisine ne de topluma bir yararı vardır. Oysa başkalarına yararlı olmayanlar ölülere benzer. Bir insanın erdemi ancak başka insanlar arasındayken belli olur. Asıl din yolu kötüleri iyileştirmek, cefaya karşı vefa göstermek ve yanlışları bağışlamaktan geçer. İnsanlara hizmet etmek suretiyle faydalı olmak, bir kimseyi hem bu dünyada hem de öteki dünyada mutlu kılacaktır. Yusuf Has Hacip bu yapıtında bilimin değerini de tartışır. Ona göre alimlerin ilmi halkın yolunu aydınlatır. İlim bir meşale gibidir. Geceleri yanar ve insanlığa doğru yolu gösterir. Bu nedenle alimlere hürmet göstermek ve ilimlerinden yararlanmaya çalışmak gerekir. Eğer dikkat edilirse bir alimin ilminin diğerinin ilminden farklı olduğu görülür. Mesela hekimler hastaları tedavi ederler, astronomlar ise yılların, ayların ve günlerin hesabını tutarlar. Bu ilimlerin hepsi de halk için faydalıdır. Alimler koyun sürüsünün önündeki koç gibidirler. Başa geçip sürüyü doğru yola sürerler. Yusuf Has Hacip, astronomi bilimini öğrenmek isteyenlerin önce geometri ve hesap kapısından geçmesi gerektiğini söyler. Aritmetik ve cebir insanı kemale ulaştırır. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, bir sayının iki katını, yarısını ve karekökünü alma işlemlerini bilen, yedi kat göğü avucunun içinde tutar. Her şey hesaba dayanır. Bir siyasetname veya bir nasihatname olarak nitelendirilebilecek Kutalgu Bilik, Yusuf Has Hacip'in ve içinde yetiştiği çevrenin ilmi ve felsefesi birikimi hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. Platon'un devlet ve toplum anlayışı çok iyi bilinmekte ve uygulamaya çalışılmaktadır. Bilimin ve bilginlerin değeri anlaşılmıştır. Bilim, güvenilir bir rehber olarak düşünülmektedir.